Merhaba, ben avukat Güneş Örmen. Bu sohbetimizde kiralanan taşınmazın kira bedelinin ödenmemesi, yani hukuki terimiyle temerrüt sebebiyle tahliye şartlarını ve COVID-19 salgını sürecinde alınan önlemlerin kira sözleşmelerine olan etkilerini konuşacağız. Dünyada ve ülkemizde etkili olan COVID-19 salgınının Türkiye'deki ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 26 Mart 2020 tarihli 7226 sayılı kanun kapsamında iş yeri kiralarına ilişkin tedbirler getirilmiştir. Öncelikle Türk Borçlar Kanunu'nun temerrüde ilişkin hükümlerinden bahsedelim. Kiraya verilen taşınmazın kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracının tahliye edilme koşulları Türk Borçlar Kanunu'nun 315. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kiracı kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan giderleri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de ifa etmeme durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün. Konut ve çatılı işyerleri kiralarında ise en az 30 gün olarak düzenlenmiştir. Bu süre kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı yani tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. İcrai ve ihtari işlemden sonra borçlu kiracının kira bedeli veya üzerine düşen aidat yükümlülüklerinin tamamını 30 gün içerisinde ödemesi gerekmektedir. Kiracı bu süre içinde tüm borcu ödemez ise temerrüt nedeniyle kira sözleşmesi sona erecektir. Kirayı veren mal sahibi ödenmeyen kira alacağını iki şekilde talep edebilir. Ya noterden şekil şartlarına uygun olarak çekeceği bir ihtarname ile 30 gün içinde kiranın ödenmesini isteyebilir. Bunun sonucunda eğer miktar ödenmezse yetkili sulh hukuk mahkemesinde tahliyevi alacak davası açabilir. Ya da İcra takibi yoluyla borç miktarının 30 gün içinde ödenmesini, aksi halde tahliye ve haciz yapacağını ihtar ettiği ihtarlı ödeme emri gönderebilir. İcra takibinin kiracıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde ödenmeyen kira borcu için haciz ve tahliye işlemi yapılabilir. Bunun için icra takibi yolunu seçen kiralayan, öncelikle icra dairesinde bir icra takibi başlatacak ve kiracıya göndereceği ödeme emrinde 7 gün içerisinde kira sözleşmesine, borca veya imzaya itiraz edebileceği ve 30 gün içerisinde tüm kira borcunu ferileriyle birlikte kapatılmazsa kira sözleşmesinin fesh olunacağını ve kiralananın tahliye olunacağını ihtar edecektir. Eğer kiracı böyle bir borcu olmadığını ya da ödediğini iddia ediyorsa, 7 gün içinde borca itiraz etmesi ve takibi durdurması gerekmektedir. Borçlu 7 gün içinde borca itiraz ederse takip duracaktır. Eğer itiraz sadece borca itiraz şeklindeyse, yani imzaya itiraz edilmemişse, bu durumda icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açılmalıdır. Kiracının borcu yoksa, ödeme yapmış ise borcun tamamen ödendiğine ilişkin alacaklının imzasına sahip bir belge veya banka ödeme dekontu veya ibra gibi belgelere dayanabilir. Kiracı borçlu eğer kirayı ödemediyse ve borcu varsa ödeme emrinin kendine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde tüm borcu kapatmalıdır. Bu sürenin sonunda yapılan ödemeler veya az bir miktarın ödenmemesi durumu dahi tahliye sebebini ortadan kaldırmayacaktır. Ancak dünyada ve ülkemizde etkili olan COVID-19 salgınının Türkiye'deki ekonomiyi olumsuz etkilerini azaltmak için bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yaşanan virüs salgınının kira ilişkilerinde de aşırı ifa güçlüğüne yol açabileceği ve mücbir sebep oluşturulacağı düşünülerek 26 Mart 2020 tarihli 7226 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun geçici ikinci maddesinde iş yeri kiralarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Geçici ikinci madde 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz demektedir. Dolayısıyla Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracının kira bedelini zamanında ödememesi veya ihtarlara rağmen kira ödemelerini yapmaması mevcut durumdaki düzenleme ile kiraya verene kira sözleşmelerini 1 Mart ve 30 Haziran 2020 tarihleriyle sınırlı olmak üzere fesih ve tahliye hakkı tanımayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iş yeri kira bedelleri ortadan kalkmamaktadır. Kiracının bu aylara ait kira borcu devam etmektedir. Sadece ödeyememe hali için bir süreliğine işlem yapılması engellenmiştir. Kiracı 30 Haziran 2020 tarihinden sonra birikmiş kira borçlarını da ödemek zorundadır. Ancak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle insanların toplu halde bulunduğu tiyatro, sinema, AVM, kafeterya, kahvehane ve benzeri işyerleri belirsiz süreyle kapatılmıştır. Bunun yanı sıra lokanta ve pastane türündeki işyerlerin ise belirsiz bir süre için sadece bazı hizmetleri vermesine izin verilmiştir. Bu sebeple birçok iş yeri kapalıdır ve birçoğu da açık olsa dahi ticaretin yavaşlamasından olumsuz etkilenmiş haldedir. Türk Borçlar Kanunu'nun 138. maddesi aşırı ifa güçlüğünü düzenlemiştir ve sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen olağanüstü bir durumun ortaya çıkması ve borcun ifası aşırı ölçüde güçleşirse, borçlu hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilir. Bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir hükümlerini düzenlemiştir. Kira ilişkisi gibi sürekli edimli sözleşmelerde borçlu kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanabilir. Kiracı, Borçlar Kanunu'nun 138. maddesinde yer alan aşırı ifa güçlüğü veya mücbir sebep hallerine dayanabilir. Ancak bunun da olağanüstü dönemin yaşandığı süreç için geçerli olduğunu düşünebiliriz. Salgın döneminde iş yerinin resmi makamlarca kapatılması veya bizzat kendisi tarafından iş yerine artık müşteri gelmemesi gibi durumlar halinde mücbir sebep halini kullanabilecek ve indirim talep edebilecektir. Burada kiraya veren ile anlaşma yoluna gidilebilir. Kiralayan ile anlaşma sağlanamazsa uyarlama davası yoluna gidilebilir. Burada ödemesi gereken bedeli salgın nedeniyle ödeyemediğini ispat etmesi gerekmektedir. Diğer bir seçenek de salgın nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklar, iflas, sağlık sebebiyle kapama ve sürekli gelir kaybından mahrum kalma gibi problemler yüzünden kira borcunun ödenmesi üstesinden gelinemez, katlanılamaz bir hal alırsa kiracı kira sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir. Kira dönemi bu salgın sürecinde sona ermiş ve yasal olarak kira artışı tarihi gelmişse, kiracı artış yapamıyor ve taraflar bu konuda anlaşamıyorsa, bu süreçte kiracı ihtar göndererek yasal yolla uyarlama talep edebilir. Son olarak şunu söylemek gerekirse, bu tür ihtilaflarda öncelikle tarafların zam ve indirim konularında aralarında anlaşmaya varması en iyi çözümdür. Ancak bu da olmuyorsa, özellikle büyük rakamlı miktarlarda arabuluculuk yolunun izlenmesi, istenilen sonuca daha çabuk çözüm getirebilecektir. Herkese iyi günler diliyorum.